Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Acaba birçoğunuzda da benim gibi e, yenince uyuyamama, yenilince uyuyamama, puan kaybedince uyuyamama var mı? Muhtemelen vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, Fenerbahçe'nin galibiyeti değişik bir havaya bürüyor. Fenerbahçe sayesinde Türkiye'de değişik bir havaya bürünüyor. Çünkü Fenerbahçe sayesinde Türkiye bu sene herhalde ülke sıralamasında yukarılara çıkacak. Yani Fenerbahçe düşmanlığı yapanlara özellikle ve özellikle duyurulur. Şimdi ülkeler sıralamasında puan durumu Fenerbahçe Türkiye 22200'e yükseltti puanını. 17. Yunanistan 24600, 18. Danimarka 23625, 19. Hırvatistan 23400. 20. Türkiye 22.200. 21. İsrail 21.750. Fenerbahçe düşmanlığından İsrail'i tutanlara da buradan kucak dolusu şeyler olsun. Bir şeyler olsun ama onlar anladılar. Şimdi i̇şte Fenerbahçe'yi bitireyim derken ülke futbolunu bitirirsin ama kurtuluş yine Fenerbahçe'de olur. Fenerbahçe son 5 resmi maçta 15 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. Ve bu 4 golün 3'ü tartışmalı hakem kararıyla gerçekleşti. Bunu da kimsenin unutmamasını tavsiye ederim. Şimdi e, spor yazarlarından Fenerbahçe yorumları var. Hemen onu okuyalım hızlı bir şekilde. Çünkü az bir kısım aldım başka konuşmam gereken kısım var. Özellikle Adana bir Spor maçı. Biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avusturya ve Yeni 2-0 yendi ve ülkede birçok yerde, birçok tesiste bayraklar yarıya indirildi. Jesus ustalığı diye başlayalım. Sadece sistemini beşliye döndüre, döndürmemişti Jesus. Son maçtan 7 farklı oyuncuyla Viyana'da sahadaydı. Birdenbire takımın genetiği topla oyna, pas yap, atak organize et, pozisyon bul formatından çıktı. Bakın Fenerbahçe formatı neymiş? Topla oyna, pas yap, atak organize et, pozisyon bul. Bundan çıkılmış. 2'de 6 numara İsmail Crespo bu gruba eklenince 7 mücadeleci ile önce kaybetme maçını izlemeye başladık. Fikir vermesi açısından bu düzen maçı boğar rakibi bloke eder. Orta sahanızda top sizdeyken akıl üreten olmadığında sürekli olarak topun peşinden koşarsınız. Ancak ilk maçın kritik havasında Kadıköy'de Kadıköy avantajlı skor arıyorsanız başınızı ağrıtmayacak doğru oyun kararıdır aynı zamanda. Öne çıkan oyun değil tabela olunca Jesus gibi bir tecrübe bana ne demekten çekinmez Gürcan Bilgiç. 90 dakika boyunca kontrol Fenerbahçe'deydi ancak bunu Buna rağmen hücum zenginliği yoktu diyor Ömer Ründül. Bunun da tabii ki bana göre bir numaralı nedeni Jesus'un son lig maçına göre 7 rotasyonla işi abartmasıydı. Tabii ki Fenerbahçe turu garantileyen skor aldı. Kazanan haklıdır deyimi benim için çok geçerli değil. Ben tek başlık analizlerden çok geriye dönük yorumlar yaparım. Günümüz futbolunda bir sistem oturması için en önemli faktörlerden biri kadro istikrarıdır diyor. Sihirli kelime istikrar. Elbette Santra itibariyle 3-4-3'ün riskli bir tercih olduğunu kabul edelim. Eğer Avusturya'dan kötü bir sonuçla dönülseydi de büyük ihtimalle tüm spor kamuoyu Jesus'un aldığı bu risk nedeniyle eleştirecektik. Zira Kasımpaşa maçında yakalanan ana plan başarılıydı. O 11'e 2-3 rütuş yaparak pekala daha az risk alabilirdi bir yanı da. Ancak Jesus daha büyük risk almayı tercih etti. Alioski, Lemos, İsmail gibi sürpriz oyuncularla kurduğu 3-4-3'ü denedi. Avusturya'da diyor Uğur Meleke. Şimdi maç öncesinde ben dedim ki çok büyük bir kumar oynadı Cesus dedim. İnşallah tutar inşallah dersine çalışmıştır. Arkadaşım bir tanesi diyor ki ne kadar döneksiniz diyor. Hani diyor Cesus kumar oynamıştı diyor. Maçtan sonra hiç değinmediniz. Arkadaşlarımız herhalde kendi cümlelerini insanlara kabul ettirmek için karşı tarafa söylediği cümleleri yok sayıyorlar. Her tartışmada da herhalde üste çıkarlar böyle böyle. Jorge Jesus Kasımpaşa'ya yarım düzüne gol atan takımdan tam 7 oyuncuyu değiştirerek Avusturya maçına başladı. Gördük ki gördük ki belki isimler değişti ama Jesus'un oyun planında bir değişiklik yoktu. Yine önde baskı yaparak, topa sahip olarak oynamaya çalışan ve çok etkili kontra ataklar yapan bir takım izledik. Üçlü savunmayla oynayan iki kanadalı Alioski Ferdi'ye emanet eden, önlerinde de İsmail ile Crespo'yu koyan Jesus, Rakibe bir kafa vuruşu hariç pozisyon bile vermedi diyor İlker Yağcıoğlu. Fenerbahçe'nin geniş kadrosunu ve Jorge Jesus gibi tecrübeli bir hocanın artılarını da artılarını yaşadı dün gece. Jesus hem Kasımpaşa maçına göre ciddi bir rotasyon yaptı hem de sistem değişikliğiyle bu takımın birçok formatta çok iyi oynayabileceğini gösterdi diyor Sercan Amzoğlu. Kontrataklarda rakibi çaresiz bırakan Rossi'nin akıl dolu pası Joshua King'i golle tanıştırdı diyor. Tabii birçok kişiyi de asker selamıya tanıştırdı. Birçok kişinin muhtemelen zoruna gitmiştir asker selamı. Erken gol Fenerbahçe'yi atışlar diye beklerken skoru koruma kadar takım adeta frene bastı. Lincoln ve Zayt samlesi oyunu genişletirken rakibi dengesiz yakalayıp skoru da değiştirdi. Sonuç artık tur kolaylaştı. Kadıköy'de Fener alayına haz hazır olun diyor Hasan Sarıçek. Ben de şunu söyleyeyim. Kadıköy'de Arda Güler alayına hazır olun. Şimdi Jorge Jesus bazı açıklamalar yapıyor maçın bitiminde. Ben onu da aldım arkadaşlar. Alioski'nin iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Alt baştayla hareket edelim. Fenerbahçe bir nevi turun kapısını baya baya araladı. Dönülmez bir yola soktu. Şimdi karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Jesus'un açıklamaları damga vurdu. Hiçbir teknik direktör maçtan önce maçta neler olacağını bilemez. Ama takımını en iyi şekilde maça hazırlar. Bugün takımımız özellikle defansif organizasyon anlamında çok iyiydi. Ve 2-0 net skorla ayrılıyoruz buradan. Bize bu turu garanti etmesi de ikinci maç öncesi bir rahatlık verdiği kesin. Benim için ideal 11 diye bir şey yok. Her maça farklı bir 11 ile çıkmak durumundayız. 3 günde bir maç yaptığımız için. 3 günde bir maç yapan takımların bunu yapması gerekiyor. Sakatlık risklerini azaltmak için diyor. E, müsait 11'im var mı dedi. Hani ideal 11'im yok müsait 11'im var dedi herhalde. Yani buradan bütün futbolcular şu mesajı algıladı. Demek ki ben oynarsam, demek ki ben iyi hazırlanırsam ben de oynarım. Alioski'nin ilk maçında iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Onu oyundan aldım çünkü hem yorgunluğu vardı hem de sarı kart riskinden dolayı onu oyundan aldım. Ama ilk maçında çok iyi bir performans gösterdi diyor. Şimdi defansif olarak iyiydik diyor değil mi? 2-0 ile ayrıldık. Turu garanti etmese de ikinci maç için rahat bir skor diyor. Joshua King ile ilgili de şey diyor. Hani ee, kas yorgunluğu diyor. Değil mi King'le ilgili? Dur şurada vardı. Ha Bugün King'de bir kas yorgunluğu oldu ve tedbir amaçlı oyundan çıkardık diyor. Şimdi Alioski için ilk maçında iyi bir performans gösterdi. Sarı kat riske sebebiyle oyundan aldım. Tam daha hazır değil diyor. İlk maçında bence iyi bir performans gösterdi diyor. Şimdi şu cümle takdire şayan ofansif anlamda hala gelişmemiz gereken konular var. Henüz hücumda istediğim seviyede değiliz. Bu takım son 5 maçta 15 gol attı. Yani kimine göre kolay, kimine göre basit takımlardı ama eminim bu takımlar başka takımlar olsaydı bu kadar basit olmayacaktı. Şimdi ben size bir müjde vereyim. Joshua King ve Joao Pedro Adana Demirspor maçında oynayabilir arkadaşlar. Herhangi bir engelleri yok. Kadroda ikisi de yer alacak diye düşünüyorum. Ee, bilmem anlatabildim mi? Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe taraftarının çok enteresan bir huyu var. Rüzgarı çok çabuk değiştirebiliyorlar. Ventilatör gibiler. 3 maç önce, 2 maç önce hatta 4 maç önce Bunak, keşke İsmail Kartal kalsaydı dedikleri isim için Bugün ne betimlemeler yapıyorlar. Adam belki de yıllardır gördüğümüz en esnek hoca. Ya şöyle söyleyeyim size. Bugün Fenerbahçe taraftarına göre kim çöp? Gustavo Henrique çöp değil mi? Notumuzu alalım. Gustavo Henrique. Kim çöp? Luan Perez. Hatta biri yazmış 3-4'e birine satabilirsek diye. Ben de üstüne basa basa diyorum ki Luan Perez süperlikteki en iyi stoperlerden birisi. Belki de en iyisi. Bak Süper Lig'deki en iyi stoperlerden birisi belki de en iyisi. Luan Perez. Stoper. Stoper. Volkan Demirel'in stoper dediği gibi değil. Stoper. Biz Luan Perez'i sol bek oynattık. Çöp performans. Dün akşamki maçtaki performans gayet iyiydi. Hocam rakip nispeten kolaydı. Allah'ınızı, kitabınızı, dininizi, imanınızı, Kur'an'ınızı seviyorsanız. Fenerbahçe Transfer Market. Buradan şuna gireceğim. Piyasa değerine gireceğim. Şimdi. 183 730 Buradan şuna gireceğim. Ee, burada Süper Lig yazıyor değil mi arkadaşlar? Yani Süper Lig'de takımların piyasa değeri, transfer market değeri yazıyor. Girdim. Şimdi Fenerbahçe 183, Galatasaray 143 ve Trabzon 129, Beşiktaş 90 civarı. Adana Demir'den aşağı bakalım. 49 Adana Demir, 47 Konya, 40 Başakşehir, 37 Alanya, 33 Antalya, 31 Gaziantep diye gidiyor. Şimdi bakın Gaziantep'ten 6, Gaziantep, Kayseri, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ankara Gücü 5. Hatay 6, Sivas 7, Giresun 8, İstanbul 9, Ümraniye 10. Bu 10 takımda 35 milyon euronun altında. Baktığın zaman 10 takımın onu da çöp size göre. Sahada ne yapıyorlar abi? Sahada ne yapıyorlar tam olarak? Sahada çöpler mi? Bu arada şunu da belirteyim. Mesela Adana Demir'de 38 kişi var. Daha gidecekler var. Alanya'da 37 kişi var. Daha gidecekler var. Yani Fenerbahçe'den daha iki kişi gidecek en az. Galatasaray'dan da en az bir kişi gidecek. Alt sırada mesela Ankara gücünde 43 kişi var. 7-8 kişi gidecek. Kayseri kimseyi alamayacak. Transfer yasağı var. Ümraniye 27. Belki Ümraniye biraz daha toparlar. Şimdi baktığın zaman ya senin mücadele edeceğin ligdeki zaten takımlar bu. Üst sıradaki takımları tecrübeyle alt sıradaki takımlarda da size göre çöplükle. Şimdi Fenerbahçe adına Demir maçı var. Fenerbahçe Adana Demir'i yenerse inşallah da yener. Şuraya 25700 olursa inşallah yener. Şimdi birilerinin korkuları, hasetleri, kudurmaları iyice artacak. Hele hele rakipler de puan kaybederse o maça kadar müthiş bir şey olacak. İvme yakalanırsa, Adana Demir yenilirse yani Adana Demirspor Fenerbahçe yenerse Perşembe günkü maç zaten Kadıköy'deki maç zaten şenlik havasında geçecek. Her şey değişecek. Şimdi Vincenzo Montella'nın bazı açıklamaları var ama Montella'nın çalıştırdığı Adana Demir, Sivas karşısında ön alan presiyle etkili olan bir takım. Rakibini sıkça uzun topa zorlamış. Dün gördünüz arkadaşlar. Dün gördünüz. Fenerbahçe uzun yani rakip kendine baskı yaptığında kontrol atakla çıkıp kaleye nasıl indi hemen. Yani. Sivas 53 kere uzun top oynamış. Ama ben Sivas Spor'un dünkü futbolunu izledikten sonra şuna karar verdim. Sivas karşısında kim ne yaparsa yapsın yanıltıcı olur. Belhanda'nın yüksek form grafiği. Israrla söylüyorum Belhanda'nın üstüne oynarsanız kırmızı kart yemeye en müsait isim. Dünkü galiba o gibi. Üstüne oynayacaksın. Tarafta yuhalayacak bilmem bir şey yapacak. Ne bileyim tahrik etmeye oynar bilmem bir şey oynar. Kırmızıya en müsait isim. Merkeze koşuları ve pasları. Rakip ceza sahasına doğru koşuları ve paslarında artık savunma hattının uyanık olması lazım. Aslan Balonga ve Belanda'nın ön alan presi, aktif presleri. Şimdi orada geride iyi oyun kuracak, ayağı iyi stoperler lazım. Hızlı kanat bekleri. Yani Aloski zannetmiyorum bu maç için. Ferdi ve Osa'yı ideal. Atilla de ideal. Şimdi size komik tuhaf gelecek ama Gustavo Enrique'yi ben olsam oynatırım bu maçta. Ya da Luan Perez oynatırım. Çünkü iki de ayağı iyi top yapıyor. Geriden iyi oyun kuruyorlar. Lemos da biraz geliştirmiş. Şimdi geçen sezon duran toptan en çok gol atan takımdı. Ama kornellerde farklı organizasyonlar üretiyorlar. Kornellerine dikkat etmek lazım. Ee, Samet Akaydın üzerine kullanılmış korner görselleri var ama Samet Akaydın'ı da Taraftarların unutmaması lazım. Geçtiğimiz sezon e, damga vuran bir isimdi. Tayyip ile birlikte. Tayyip ama milli takım kampında vesaireydi. E, hazır olur mu olmaz mı ya da oynatılır mı bilmiyorum. Şimdi Sivas'ın açıklarını iyi değerlendirdiler. Apindangoya, Onyekuru'yla hani eşleştirip savunma arkasına sarkmayı hedeflediler. Muhtemelen Onyekuru'yu solda oynatmak gibi bir hata yapmayacak. Çünkü o sayı Onyekuru'dan daha hızlı. Oynatırsa zaten Onyekuru'yu kitlemiş olacaksın. Orta alanda muhtemelen Arao ve Zeiss ikilisiyle de orta alan hakimiyetini almak isteyeceksin. Joshua King çok büyük bir tehdit. Rakibin alacağı tehditle sen bence daha öndesin. Şimdi stoperlerin orta alan oyuncularının, kenar oyuncularının e, dikkat edin uzun toplar. İlk 30 dakikada 14 şut denemiş Adana Demirspor. Yani skora çabuk gitmeyi düşünen bir takım. Bu ne demek? Fenerbahçe olarak skoru koru, rakibi yor. Sonra 60'tan 70'ten sonra şov izlettir taraftara. Belanda, Gökhan, Onyekuru, Aslan Balonga şut çekmeyi seven oyuncular. Sürekli şut deniyorlar diyor. Denesinler. Bu Fenerbahçe'nin bir nevi işine gelir çünkü kazanılan toplar büyük tehdit. monteya'nın ara ara oyun sıkıştığında sabek Svenson'u merkeze alıp oyun kurulumuna katkı yaptığına da görenler varmış. Ee, yani hataları şunlar: topla ilişkisi çok iyi olmayan Endiya'yı. Yani NDI'ye ya yeteri kadar şok pres yapılmamış diyor. Adana Demirspor'un birebir de yaptığı top kayıpları sonrasında doğru pas tercihleri kullanılmamış. Adana Demirspor bekleri defansif olarak hiç zorlanmamış diyor. Fenerbahçe açısından baktığın zaman bunu yapması lazım Fenerbahçe'nin. Şimdi karşımızdaki rakipleri asla küçümsemiyoruz. Ama yere göre sığdıramamazlık da yapmıyoruz. Şimdi Adana Demirspor'un Savunma hattına bakın arkadaşlar. Rakitski şeyden gelen bir isim. Rusya'dan gelen bir isim. Tayyip ya da Samet'ten birini oynatacaklar. Yani Tayyip'in oynaması yorgun Tayyip'i. Biraz bize doğru şey yapabilir. Rasul ve Simon Deli isimleri. Geçtiğimiz sezonlarda da gördük yumurtlamaya müsait isimler. Yani burada Rakitski Samet'e kaydın olacak gibi duruyor savunma hattı. Daha haricen stoperleri var. Hani Manev, Semek Güler gibi. E, dörtlü savunma oynuyorlar. Ama muhtemelen üçlüyü de arada sırada deneyecekler gibi. Endiaye ve Gökhan İnler orta ikilisi rakibin. E, savunma hattının orta ikilisi. Öyle söyleyeyim. Savunma hattının orta ikilisi. Endiaye 31. Gökhan İnler 38 yaşında. Bilmem mesajı algıladınız mı... Benjamin İstanbul'u oynasa bile 32 yaşında şimdi Gökhan İnleri, İstanbul'luyu, e, NDI'yi zorlamak lazım özellikle yaşlarından dolayı arkadaşlar. Sağ beklerinde Svensson geçtiğimiz sezon biliyorsunuz sürpriz bir transferdi. Sol bekleri ise enteresan bir şekilde Kevin Rodriguez yedek sol bekleri ise Abdurrahman Dursun ee, Trabzonspor'dan almışlar. Abdurrahim Dursun pardon. Yani anlayacağınız Adana Demirspor'un oynatması gereken 3 tane Türk var. Muhtemelen kaleci Goran Karaçiç oynayacağı için stoperlerden bir tanesi Türk olacak. Bak ben buraya kadar hesaplıyorum. Gökhan İnler oynarsa ikinci Türk, üçüncü Türk'ü merak ediyorum. Kim oynatacaklar? Belanda'yı merkezde oynatırsa muhtemelen merkezde oynatacak. Kanatlardan birini Onyekuru oynatırsa diğer kanatta kim oynatacak? Hiç bunu düşündünüz mü? Yani üç tane Türk oynatmak zorunda. Ya savunma hattını Türklerden kuracak, ya kanatlardan birinde Türklerden birini oynatacak. Mesela Yusuf Sarı'yı oynatabilir sağ kanattan. Ama bu sefer de yük sadece o Nekuri'ye bineceği için o sayıyla kapatırsan işin çok daha kolaylaşır. Forvet'te Zubay'ı yeni transfer ettiler. Bize karşı oynayacağını zannetmiyorum. Aslan Balonga, Balotelli tercihleri. Ee, ben Kırmızı yemeye müsaitim tercihleri. Bakalım ne şekilde olacak. Ama dediğim gibi 3 Türk oynatmak zorunda. Geçtiğimiz maçta kim oynatmış? Geçtiğimiz maçta Samet Akaydın oynatmış. Ertaç Özbir oynatmış. Ama bakıyorum ee, Sivas maçında Ertaç Özbir, Samet Akaydın 3. Türk'ü göremiyorum. Acaba... Herhangi bir futbolcunun Türk pasaportu var da biz mi bilmiyoruz diye düşünmüyor değilim. Allah Allah. Yani Sivas Spor, Adana, Demir Spor. Bendeki liste mi yanlış acaba? 3-0'lık maç kadrosu diyeyim. Ertaş 1, Samet Akaydın 2. Ha Gökhan İnler özür dilerim. Gökhan İnler 3. 3 tane Türk. Şimdi Ertaş, Samet, Gökhan muhtemelen bize karşı da bu üçlü oynar gibi duruyor. Delinmesi muhtemel isimlerden biri. Akintola, Belhanda, Onyekuru, Aslan Balonga. Evet kağıt üstünde güçlü bir hücum attı. Fakat yaşlı bir hücum attı. Bizim dinamizm ortaya koymamız lazım o maçı az kazanmak adına. Şimdi Fenerbahçe taraflarına bir uyarıda bulunayım. Jesus'a bunak diyordunuz esnek hoca. Joshua King için iki maç önce çöp diyordunuz. Şimdi Anelka benzetmesi. Merak ediyorum arkadaşlar. Daha bu dönmeler nereye kadar gidecek? Ben anlatayım mısın size nereye kadar gidecek? Fenerbahçe diyelim ki diyelim ki çok çok iyi gidiyor. İnşallah da gider. Fenerbahçe çok çok iyi giderse bakın bakalım o dönmeler ne şekilde sonuçlanacak? O dönmeler ne kadar hızlı olacak? Ya bugün kafayı takmışsınız. Şu forvet gelse, bu forvet gelse, şunu alsak, bunu alsak, şöyle olsa, böyle olsa. Ya Allah aşkına Forvetlen şunla bunla iş yapıyoruz. Yani e, neydi onun adı? Icardi. Fenerbahçe Icardi'yi alıyor mu? Ya Icardi Allah aşkına. Adamın aldığı maaş 10 milyon euro. Galatasaray alacakmış diyorlar. Lan alsın keşke alsa. Keşke alsa. Fenerbahçe şartlarını sormuş. Ya Fenerbahçe alamaz Icardi'yi mi Icardi'yi? Sen 2-2,5 milyon euro istiyor diye Gomez'i bitiremiyorsun da. 10 milyon euro maaş alan futbolcunun Allah aşkına %30'unu versen, %40'ını versen 3-4 milyon euro yapıyor. Ben şunu söyleyeyim. Joshua King 3 maçta sahada yürüyen bir futbolcudu. Ama üstüne basa basa dedik bak adamın maç ritmi eksik, maç ritmi eksik. Şimdi Luan Perez için aynısını diyorum. Maç ritmi eksik bu adamın. Ve maç ritmini yakaladığı zaman bence ideal Fenerbahçe savunması olacak. Bunun dışında da bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Albert Ellis. Şimdi eee Ahmet abi'nin duyumu Fenerbahçe Albert Ellis'i alıyor diye duyum vermiş. Honduras'tan duyum geldi diye belirtmiş. Adana Demirspor maçı öncesinde Albert Ellis yıllar önce bizim takip ettiğimiz Fenerbahçe'ye gelmesi için çok uğraştığımız bir futbolcu. Yani Albert Ellis çok uğraştığımız bir futbolcu biliyorsunuz. Honduraslı 26 yaşına geldi. Bordo'nun da özel bir durumu var sanırım. Bir lig düşürüldü diye biliyorum. Diyor ki e, skorer bir kanat oyuncusu olabilir. Lig 1'de etkili oynadı. Falan filan diyor. Ya 3-4 yıldır bu adam bize gelmeye çalışıyor. Ve form grafiği değişik arkadaşlar. Şu anki form grafiği de epey düşüşte. Bilginiz olsun. İşte elde bizim Buruma diye bir oyuncu var. İnanın yani o kadar düşüşte ki o bu romanın hani benzer profilinde bir isim. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe sisteminde ya yabancı sınırın dolu. Daha kimi alacaksın? İyi de hocam forvet alacağız. Ben size bir müjde vereyim mi? Kolkır 1, Berisha 2. Her iki futbolcunun da bu hafta içinde giden kaplarını bekliyorum. Ayrıca Pelkas için de bu geçerli. 3 3 tane size kap vermiş oldum arkadaşlar. Kolkır, e, Berisha, Pelkas'ın kapları. Max Mayer bizi zorlayacak gibi ama transferin son günlerine doğru mutlaka o bir takıma gider. Rahat olur o konuda. E, onu da söylemiş olduk. Ben size Samatta'dan falan kurtarmışım arkadaşlar. Bunlar kim ki ya? Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Albert Eris'i ben yalanlıyorum. Bilginiz olsun. Ama Kolkır, Berisha, Pelkas'ı doğruluyorum. 3 tane kap bir duyum vermiş olduk Adana Demirspor maç öncesinde. Joshua King'in bir sıkıntısı yok. Oynayabilir. Ee, sadece yorgunluk dinlenir, geçer. Bir tane kelle paça falan içerse de daha çabuk iyileşir. Joao Pedro'nun kadroda olmasını bekliyorum. 21 kişilik kadroda. Onu söyleyeyim. Rossi'nin ilk 11'de oynamasını bekliyorum. Çünkü sen rakibe tehdit oluşturacaksın Adana Demirspor. Adana Demir sana tehdit oluşturmayacak. Tabii ki oluşturmak isteyecek ama sen ev sahibi avantajını kullanacaksın, kullanmak zorundasın. Onun haricinde stoperde mutlaka Luan Perez'in denilmesi gerektiğini düşünüyorum. Salai Luan Perez'de. Hocam iki tane solaf birden biri olmaz diyeceksiniz. Ya siz her şeye bir karışmayın. Icardi işi de kulliyen yalan. Ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın alamayacağı tipte bir oyuncu. Ama alanında elinde patlar sövüşlemeye gelir. Benden uyarması. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğeniler için teşekkürler. Görüşmek üzere.